uzmanımız, uzman doktor. İstanbul temsilcimiz Esra Polat'ın hazırlayıp sunduğu Şifa Kapısı programının konuğu Avrasya Hastanesi doktorlarından radyasyon ve onkoloji uzmanı Doktor Züleyha Kadehçi oldu. Kanser haftası ülkemizde. Kadehçi kanserin kontrolsüz olarak yürüyen hücre topluluğudur diyerek şunları kaydetti. Bu kanserin Latince anlamı yengeç anlamındadır. Kanser hücresi vücudumuzun hangi organında yerleşmişse orada çevresindeki sağlıklı dokulara hiç aldırış etmeden öylesine hızlı, öylesine şekilsiz büyür ki biz bunun ne zaman farkına varırız? O sağlıklı hücrelerin kenarında eğer bir sinir geçiyorsa, eğer oradan bir damar geçiyorsa o sinire bası yapar ve biz ağrıyla endişeleniriz. Acaba bir şeyimiz mi var diye. Yine damarların yanından geçiyorsa o zaman kanamalarla bizim karşımıza çıkar. Kan değerlerinde düşüklükle karşımıza çıkar. Kadehçi radyoterapi uygulaması hakkında şunları söyledi. Uygulaması hastalıktan hastalığa, evreden evreye değişir. Bir haftayla 7 hafta arasında değişir. Seansların uygulanma süresi, yani hastanın cihazda kalma süresi ise gün içerisinde 10-15 dakikayı geçmez. Hastayı öncelikle dosyasını açıyoruz. Dosyasını açtıktan sonra patolojik raporlarını inceliyoruz biz radyasyon onkologları olarak. İçerisindeki patoloji raporu, görüntüleme, röntgen bulguları, MR, tomografi, ultrason, o bulgularla tümörün yerini bir kere belirliyoruz. Daha sonra bu tümörün bulunduğu yere yapacağımız tedaviyle ilgili hastamıza bilgilendirme yapıyoruz. Size şu kadar tedavi yapılması gerekiyor, şu kadar süre geçecek. Bu yapacağımız radyoterapiyle sizlerde şu bölgelerde şu tür yan etkiler olacak. Bu yan etkiler endişelenecek yan etkiler değildir. Ama bu yan etkiler geliştiğinde sizi destekleyici ilaç tedavisi veririz diye hastaya bilgilendirme yapılır. Kadehçi kanser hastalarında beslenmenin önemli olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Kışın kışlık sebze ve meyveleri, yazın yazlık sebze ve meyveleri tüketmenizi tüketmelerini bütün hastalarıma öneriyorum. Yine evde mayalanmış yoğurt çok önemli. Tavuk tüketimini çok yapmamamız gerekiyor. Tavuktan mümkün olduğunca doğal olan yetiştirilen tavuk haricinde tavuk tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor.